Herkese merhaba. Sevdiğim oyunları kendi halinde başarım kasan birisiyim ve bunu paylaşmaya karar verdim. Daha önce oynayıp çok sevmeme rağmen bitiremediğimden içimde ukde kaldığı için bu videoda fulleyeceğimiz oyun. Sekiro daha önce benim 64 saat oynadığım bir oyun. Zaten 34 başarımın 19 tanesini de almışım ama ben oyunu hiç bitirmedim. Oyunun herhangi bir son başarımı yok burada. Bayağıdır içimde zaten bu oyuna bir daha girip oynamak vardı ama yapmıyordum. Yapasım var artık şimdiden. Oyuna bir daha başlayacağım. Kesmediğim boss başarımlarında, almadığım son başarımlarında görüşürüz. Sekiro dediğim gibi daha önce oynadığım bir oyundu ve benim oynadığım ilk From Software oyunuydu. Yaz döneminde çalışan bir insan olduğum için oyun oynamaya pek vakit ayıramıyordum ve yanlış bir seçim yapıp Sekiro oynamaya karar verdim ve oyunun sonuna kadar ittire ittire gelmeye başardım. Fakat oyunun sonuna geldiğimde işim çıktı. Söyledim ya, yaz dönemiydi. 5 gün oyunun başına hiç oturamadım ve Sekiro tamamen bossları öğrenme artı kas hafızası üzerine kurulu bir oyun olduğundan 5 gün sonra tekrardan oyunun başına oturduğumda daha kötü oynuyor haldeydim ve 3 saat uğraşmanın sonunda final boss'u biraz öğrenebilmiştim. Ama sonrasında sabah iş var diye uyudum ve bir hafta oyunun başına oturmadım ve geri geldiğimde yanlışlıkla can iksiri falan içiyordum. O derece rezil haldeydim. Ben de sinirlenip oyunu saldım ve başka oyunlara döndüm. Bir ay kadar sonra hala işim gücüm yoğunken bitirmek istedim ama final boss'u yenemeyeceğimden sıfırdan oyuna başladım ve sure ending'ine kadar ilerledim. Ama orada da işin aşine içinden geçti ve aynı işim çıkma olayları oldu ve asla geri oturamadım. Ve aşırı sinirlenip oyunu sildim gitti. Fakat bugüne kadar, çünkü bu sefer oyuna daha rahat bir zaman aralığında başladım ve normalde oyunun hikayesini de ele alırım biliyorsunuz ama bu sefer tamamen performans odaklı bir video olacak. Fakat yine de yaşadığım macerayı çok kısa da olsa özet geçeyim. Oyuna bir kuyuda silahsız şekilde başlayıp efendiniz olan Kuro'nun yanında dikkatlice ilerleyip ondan silahınızı alıp Kuro'yu oradan kaçırmaya çalışırken Genichiro tarafından kolunuz kopartılarak başlıyorsunuz. Bu kolun yerine yeni bir prostetik takıyorlar ve bu sayede bir şok eklenti elde ediyorsunuz. Neyse, lordumuz olan Kuro'yu kurtarmamız lazım. O yüzden koşa koşa bir mini boss'tan öbürüne geçerken horozlara ölüp lordun kanı sayesinde ölümsüz olduğumuzu öğreniyoruz. Her neyse, başka mini boss'lar ve bir ana hikaye boss'u ile uğraşıp kalenin kapılarına kadar geldim ve içeriye girmeden tapınak bölgesinin sonuna kadar gezip kaleyi dönüp mızraklı adamı hallettim ve içeriye girmeye karar verip bu güzellikle dövüştüm. Artık Kuro'yu kurtarabiliriz. Bunun için önce kolumuzu kesen Genichiro'yu yenmemiz lazım. Fakat öncesinde Hirata bölgesine, yani oyunun 3 yıl öncesine gitmek istedim ve orada bir takım mini bosslardan sonra keyifli bir final dövüşüyle olayı bitirdim. Can you shut the fuck up? Artık bu Genichiro'ya dönebiliriz. Arkadaşı bayağı iyi bildiğinden rezil ettim ve... ve kendisi kaçtı gitti. Kuro'yu kurtarmış olduk ve kendisi bizden bir çiçek ve bir taş istedi. Önce çiçek ve bunun için kodumun maymununu kesmeye gittim ve nedendir bilmiyorum. Bir saat uğraştırdı ama sonunda hallettim ve çiçeği aldım. Sırada taş var. Bunun için yine maymunla uğraştım ve bu sefer arkadaşıyla geldi ama neyse. Onları kesince taşı alabileceğim bölgeye geçmiş oldum. Bazıları çok iyi, bazıları rezalet bosslardan sonra taşın koruyucusunu da alt edip taşı aldım ve kaleye döndüm. Bu sefer de Mortal Blade lazımdı. Daha önce tapınak bölgesinin sonuna kadar gitmiştim zaten. Oradaki çanı çalıp maymunlarla ebelemeci oynayıp benim lord gibi olan diğer kutsal veletten Mortal Blade'i aldım ve kaleye döndüm ama olaylar karışmış. İç savaş gibi bir şey çıkmış. O kadar yolu bir daha koşarak kalenin içine girdim ve babamla karşılaştım. Bu arkadaşın adı Baykuş ve benim Peder Bey oluyor. Bu evrende ilk kural, baban ne derse odur. Lordunun istekleri ikinci sıradadır. Peder Bey lordun isteklerini hiçe sayıp ölümsüzlüğü kendisine vermemizi söyledi ama kabul etmeyip kendisiyle dövüştüm ve gayet rahat bir şekilde alt ettim. Ve pederi yenince topladığım o kadar malzemeyi bir araya getirip bir de çocuğun kanı sayesinde bu şeyi parlattık ve tek ihtiyacımız olan bir ejderhanın gözyaşıydı. Ejderha gözyaşığı içinde taşı aldığım mekana döndüm ve oradaki küçük kutunun içine girdim. Bu şekilde yeni mekana gelmiş oldum. Buraları sile süpüre ejderhaya kadar gittim ve ben bu fight'ın atmosferine bayılmıştım ve halen daha bayılıyorum. Neyse, ejder düşünce gözyaşını aldım ve geriye oyunu bitirmesi kaldı. Ama önce 2 yıl ardından almam gereken başarımlar var. İlk olarak Great Colored Card. Bunun için ejderin olduğu bölgeye geldikten sonra Hirata Estate'e gidip oradaki balık olmak isteyen satıcıyla konuşup yem alıyoruz. Çünkü kendisi de bir balık olmak istiyor. Ah, bunu verene kadar adamla konuşacağız. Truly Precious Bait. İtemi aldık. Bir daha çal. Gelecek mi? Geldi. Oh be. En azından bunu kaçırmadım ya. Ver kardeşim. Aynen. Tamam. Yemlendi. Yemi yedi. Şimdi biz buradan yine Guardian Ape'in olduğu yere geri döneceğiz. Çünkü orada spawn oluyor. İlk achievement'ı da almış olacağım yıllar sonra bu şekilde. There she is. Bunu alsak. Yes.
Bunu yen diye başarım geldi de niye sağ üste çıktı hiçbir fikrim yok. A precious white whisker. Aynen, çok güzel abi. Güzel güzel, en azından bunu kaçırmadım. Father'ı kaçırdım ama onu da New Game Plus'ta halledeceğim. O yüzden şimdi Demon of Hatred'a gitmeyi düşünüyorum. Baykuş'u bir daha bu bölgede kesmek istiyordum ama ejderi kesince o başarım kilitleniyormuş. Her neyse, ben de Demon of Hatred'ı kesmeye gittim ve oyun boyunca ilk sinir krizimi maymunda yaşamıştım. Bu da ikincisi oldu. Hiçbir fikrim yok bu boss'a karşı ya. 3 cambarı var. Nani the fuck? Yani tabii ki de beni öldürmek için buradasın da. Biraz hızlı mı oldu bu? Oğlum ben nasıl kaçayım bundan o zaman? Vur. Vur. Nereye gidiyorsun? Kanka ben bu boss'u hiç anlamadım da. Hani alır mıyız ilk fazını ilk defa? Aldım. Yes. İlk fazını ilk defa kestik be. Ya s**tir ya. Elimdeki en önemli itemi kullandıktan sonra mı yani? Aa, düşer düşmez. Tamam. Tamam. Bir şeyler anladım. Zıpla. A**ına kulunu sala. Zıpla. Hareketini sal da zıpla. Bitti. İkinci fazı da bitti. Bay bay. Bay bay. Bay bay artık. Havada vurdum. Şimdi. İkincisi böyle. Aerial attack. Etrafı yaktı. Yak peki. Peki yak abi. Ben bana doğru koşacak zannettim. Anam öldüm sandım lan. Hayır ölmemişim. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol ananı s***. Kanka ya kaldığı kısma bak. Ama birinci fazını perfecto. Birinci fazını perfectledim hocam. Bitirdik hadi. Oğlum ateşe mi takıldın? S***a koyayım senin. Ciddi misin ya? Ateşten mi hasar, ateşten mi hasar yedin? Orada duran s**kin direkt kamp ateşinden mi hasar yedin ya? Abicim ya onu kullanacağım ya kalkanı. Ben kalkanı tercih ediyorum. Ama ananı yani kalkanı da hiç böyle ölmemiştim. Aynen, engellenemeyen hatayla geldi. A'ya bas kaç. Öldü. Yat aşağıya. Bu çocuğu seni. Sen bir bu çocuğusun. Senin Allah belanı finish mi pili seni yok edeceğim. Teşekkür falan ediyor. Ya git kendi kendini öldür ya. Bana ne, ben mi öldüreceğim seni illa? Git. Hikayenden ayrı, senden ayrı nefret ediyorum şu anda. Hikayeni bilmememe rağmen hikayenden bile nefret ediyorum. Allah belanı versin senin. Sadece oyunu bitirmesi kaldı ve 2 yıl önce yapmaktan çekindiğimi yapıp final boss'una girdim. Ben oyunu seneler önce oynadığımda aynen burada kalmıştım. Final kapısında. Tekrardan oyuna başladım. Gord Seed'lerim full değil. 4 tane daha olsa şey yaparım. Yok, Gord Seed'lerim full, pardon. Şeylerim full değil. Prayer Bead'lerim full değil. 9 tane. 10 tane olabiliyor ya. Eksiğimiz var yani. Ama olsun, önemli değil. Final. Hiç daha kapışmadığım öbür yere geldim. Yenmedim. Kapıştım da kazanmadım hiç. Evet. Biliyorum. Kim olduğunu biliyorum. Kimle kapışacağımı. Beni bir s**eyim de gör. En son burada benim kolumu kopartmıştın. İlk başta burada benim kolumu kopartmıştı. Sonra ben bunu bir becermiştim. Şimdi finale geldik. Şimdi ben senin kolunu koparacağım. Aynı mı bu peki? What the fuck? Senin böyle yeteneklerin yoktu ya. Tamam, okey. Okey, chill. Senin böyle yeteneklerin yoktu ya, hayırdır. Demon of Hatred'ı kesip geldim, biliyor musun dayı? Aha, engellenebiliyormuş. Yes. Bir şey diyeceğim, ben de yapsam ya aynısını. Bak bakayım hoşuna gidecek mi? Hadına bir varsana şunu. Yapma. Okey ya. Oo, engellesem de ben bunun hasarını yiyorum. Ne diyorsun? Bu tatsız. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Ben de öyle rahat rahat engelliyordum ya. Engelleyince hasarını engelleyebiliyorum zannedip. Dur. Geniş yöre git. Geniş yöre git. Tamam okey. Engelleyince galiba hasarını yiyordum zannettim de adama bakmaktan canıma odaklanmamıştım. Demek ki hakikaten yiyormuşuz yani. Yattı bu. Okey. Bu kadar hızlı öğrenmiş olmam yine iyi. Şimdi
Şimdi asıl boss gelsin de bir yamultsun bizi bakalım. Asıl zaten mevzu bu. Isındırma turu gibi bunun. Bununla kapışmak asıl boss için ısındırma turu gibi bir şey. Evet. Kimse kendini harakiri yapacak kadar Japon değil kardeşim. Evet, hayırlı olsun. Oh. Atası geldi adamın. Atası içinden çıktı adamın be. Dayak yiyeceğiz ya. Esnediğimi çok kusura bakmayın da. Çok kötü de gideceğiz. Bu şey işte işin aşina. Ama hani gençliği. Öyle olması lazım. Ben öyle biliyorum en azından. İşin aşinanın gençliği diye. Mayeri. Evet dayı. İşin the sword saint. Aynen dediğim gibiymiş. Tak. Tak. Bu bildiğin çok iyi bir VS lan bu. Tartıyorum adamı. İlk defa bir tane düşmanımı tartarak oynuyorum yani. Oh. İçi monji double. Bir tarafımızdan kan alacak adam belli oldu. Aldık ilk fazını be hadi. Yes. İlk fazını aldım. Şimdi ne? Yere vuruyor. Mızrak mı çıkardım bir de şimdi? Oha! Ne? Ben bu adamın silahı olduğunu biliyordum ama ilk fazla ortaya çıkaracağını hiç düşünmemiştim. İkinci fazla ortaya çıkaracağını hiç düşünmemiştim. Kaç. This guy is dangerous. Allah kahretsin kaç. Şaka şaka. Bas! Bunun ikinci fazı böyleyse üçüncü fazında ne yapıyordur bu? Çok iyi bir boss fight lan bu. Hani bak. Demon of Hatred'da sinirlenmiştim. Bunda sinirlenmiyorum bile. Bu çok iyi bir boss fight çünkü. Aradığım boss fight bu ya. Birebir abi. Birebir. 1 vs 1. Gerçek bir 1 vs 1 ama yani. Adam her şeyiyle üzerime geliyor dayı. Otomatik silah birazcık fazla ama. Yes. Yatar yatar. Yapma. Revive'ı 3. faza saklamak isterdim de az kaldı hadi. Can kalmadı ya ona üzülüyorum. Çok güzel. Demek ki engellenebiliyormuş onun o saldırısı. Yes. Yes. 3. fazında ne olacak? Aa, yıldırım atıyor bu. Okey. Yıldırım atıyorsa rahatız. Yıldırım atıyorsa rahatız. Yıldırım atıyorsa çok rahatız. Yıldırımı engellersin. Yıldırım açacak zannettim. Ya kaçabilirdim. Ama doğru zamanda da şey yapmadım zaten. Kaçabilirdim. Ben elektrik ona ulaşır zannettim ya. Elektrik diyorum daha. Küçümsemeye bak. Yıldırım. Engelleyemedim mi onu? Ciddi misin ya? Oha adamın poison'a bak yok oldu. Lan ben bir saattir boşuna mı uğraşıyorum seninle? Yıkıl. Ya saçma sapan. Mikiri. Yat aşağıya. Hehe boy. Kaç. Onu s**im seni. Ah be yakaladım zannettim. Sıkıntı yok. Revive'ımız var. Adamın postürü neredeyse yok oldu. Hoppa. Haydi. Yıldırımla bitirdim işini. Haydi geçmiş olsun. Ne oldu? Kanka Demon of Hatred daha zor geldi bana. Niye? Bu boss çok keyifliydi. Bak zor değil demiyorum. Çok keyifliydi. Ve ilk defa yes. İnşallah bitmiştir değil mi? Aha öldürmemi mi bekliyorsun? Bayağı öldürmemi bekliyor. Oha. Aa, ben böyle bir şey beklemiyordum. Adam kaybettiği için... Adam kaybettiği için diz çöktü, öldür beni de bitsin dedi ya. Koçum benim, Sword Saint işin aşina. Bu adamı yen diye başarım da anasını satayım. Bu ne? Ne kadar iyiydi bu? Kneel before divine ear. Evet, bizim oğlan yatıyor burada. Give divine dragon tears. Hangisi onu aldığım hakkında hiçbir fikrim yok. O ejderden aldığımız gözyaşını veriyoruz oğlana. Ölmüyor mu bu şekilde? Ne oluyor?
Hayır. Öldürme oğlum çocuğu. Lan. Yapma. Yapma. Fucking hell. Abi Kuro'yu niye öldürdü? Ah! Hikayeyi bilmediğim için böyle mal gibi kaldım, iyi mi? Sekiro kafayı yemiş. Yani ben de hizmet ettiğim adamı öldürmek zorunda kalsam ben de böyle olurdum da niye öldürmek zorunda kaldık? Immortal Severance endingine ulaş. İlk playthrough'umuz bitti. İkinci playthrough'a geçmemiz lazım. Sırada oyunu 3 kere daha bitirmesi var. Ama önce bu Baykuş 2'yi kesmem lazım. Bu sefer kendisini kaçırmadım. Ve daha önce de dövüşmediğim için heyecanlı bir şekilde fight'e giriştim. Daha mı zor? Aynısını. Oha. Haydi. Yap şovunu artık da ikinci fazına geçelim hadi. Tamam güzel. İlk fazı basit. Çok da farklı bir şey yok. What if I'm specimen you have become wolf. What the fuck is this? Baykuş getirdi yanında adam. Adamın baykuşu var. Hayır. Ben yanımda özel bir arkadaş getiriyor muyum? Al. Hoş mu a**ayım? Hay babanın. Hay Sekiro senin babanın kemiğine tüküreyim ben. Ölmüyor pezevenk. Yanlış oynadım ya. Oha adam çok iyi a**ayım. Zor değil, çok keyifli bir fightmiş. Zor bir fight değil, çok keyifli bir fightmiş. Bir daha doğalım. İçelim estusumuzu. Gel babacığım. Gel gel sene ya. Dur görmüyorum adamı. Çünkü adam kaybolmuş. Ananı s**eyim. Ölmek üzereyim. Da ölmem herhalde ya. Hadi. Buradan da verme maçı. Buradan da maç verilmez hadi. Yat aşağıya. Bay bay. Hoşça kal. Kendi oğlum tarafından mı öldürüldüm? Çok da kötü hissetmiyorum ama falan diye. Suck on these nuts boy. Başarımı mı niye vermedin lan oyun? Lan? Yendik işte. Owl father. Yendim. Remnant'ını bile aldım adamın. Başarımı niye vermiyor oyun? Evet, oyun buglandı ve başarımı vermedi. Bunu tekrardan denemek için başka bir New Game Plus yapmam ya da yeni oyun başlatıp buraya kadar gelmem lazım. Her iki türlü de aynı efor. O yüzden oyunu bitirmeye gittim. Ama önce son can ve postür geliştirmesini almak için bir boss'a girdim. Yeter. Hadi git. Prayer bead'imi ver. Prayer bead'imi ver. Yes. Bundaymış. Yanlış biliyormuşum. Tamam okey. Bundaymış, ben ne bileyim abi. Bayağı bir baktım ben oradadır diye düşünüyordum. Onu kesmiş de olabilirim ben. Hiç Samsun'un belli değil ki anasını satayım. Bakalım bu başarımı verecek mi? Vermek zorunda çünkü. Birleştir. Başarımı ver. Veriyor. Demek ki oyun başarım verebiliyorsun. Ama kodumu çocuğu niye bana father'ı kes başarımını vermedin? Ayıp değil mi ama? Ayıp değil mi kardeşim? Biz burada eşek başı mıyız? Neyse devam. Ardına finale gittim ve daha önce kestiğim için yine rahatça boss'u kestim ve diğer sonu açtım. Yat oğlum. Yat oğlum. Yat oğlum aşağıya. Yat oğlum artık. Tak. Tak. İkinciyi de vuracağım, umurumda değil. Hadi köyüne dön. Hadi hoşça kal. Hadi s**t git şimdi başımdan. Hadi. Şimdi bakalım oyunu bitirdiğimiz için ending achievement'ı verecek mi? Çok merak ediyorum. Bak şimdi give divine dragon tear dedik. Bunu dedik ve finali aldık zaten. Dragon tear and ever blossom var. Bir de frozen tear var. Biz şimdi frozen tear'ı seçeceğiz. Sonra bunu seçeceğiz. Bir dahakine. Bunun için bir kere daha oynayacağız. Bir frozen'ı vereyim çünkü onun görevi canımı sıktı. Yani oraya git gel. Şey bir görevi var. Çok ayakçılık yaptığım bir görevi var. Yok ona git, yok ona gel. Yok ondan pirinç al. Kuro'ya getir. Kuro'dan aldığım pirinci ye. Kadına geri dön. Kadına gidip yılanın iki kere öldür. Yılanı da iki kere öldür değil lan. Yılanı bir kuru şeyini, bir de öldür yılanı, onun yaş kalbini al. Kalp diyorum artık işte. I don't know. Siz anladınız onu. Falan. Biraz şey yani. Sıkıcı bir görev. Ayakçılık yapıyorsun. O yüzden bu finali direkt aradan çıkarayım da. Öbürünü de yaparız yani. Ne olacak? Sanki elimize mi yapışır? Ama bu finalde ne oluyor? Onu merak ediyorum. Şimdi az önceki seçtiğimizde öldürüyorduk adamı. Burayı terk etmelisiniz diyor. Çocuğu öldürmüyoruz, çocuğu belli. Ha, ne diyorsun ya? Şimdi kızın yanına getirdik. Adam to hold you in my heart mı? What the fuck? Çocuk yok oldu. Bu ablanın hizmetine girmişiz. Zaten bu abla da Kuro oldu zaten yani. Evet, Kuro ve sen aynı kişi oldunuz. Bütünleştin Kuro'yla. Evet, senin hizmetine girmiş olmam çok da şaşırtıcı değil. Okey, bu da böyle güzel bir finalmiş. Güzel herhalde değil mi? Kuro yok oldu yine ama. Dragon Homecoming. Dragon's Homecoming.
Return Ending'ini hallet dedi. Şimdi New Game Plus 3. İkinci New Game Plus'tayız ve yine oraya kadar başarımı almaya koştum. Tek de alırız yine ya. Tek de alınmayacak bir boss değil zaten. Bir kirini ver. Bravo. Geçmiş olsun. Yat aşağıya şimdi. Şimdi aşağıya yat. Bana da başarımımı ver. Hadi. Bir daha öldürdüm adamı. Başarımımı ver. Give me my achievement. İkinciyi öldürdüm adamı. Hadi. Bir daha öldürmem zaten. Allah Allah. Fadı sürpriz. Evet, Gretchen'a bir avlu. İkinci kere kestiğimizde adamı ilk defa kesme başarımına bravo. Bravo, bravo, bravo. Okey. En azından achievement'ı aldık ha. Hani ona seviniyorum. Başka bir şey sevindiğim yok yani. Oyunu ilk bitirdiğimde bu ejderha var. Büyük ejderha. Yıldırım atıp öldürüyorsun. Onu kesmeden bu adama gidebiliyorsun. Onu kesmemen lazım. Onu kesersen ona gidemezsin. Büyük ejderhayı kestiğim için sıkıntı yaşamıştım ben. Hani gidip onu ilk oynayışında kesemedim. Ne yaptım? New Game Plus'ta onu da yaptım. Gittim kestim. Başarımı vermedi. Kanka bak, bir New Game Plus daha yapıyorum üzerine. Oraya gelmek yemin ediyorum sabır. Yemin ediyorum kafa muhtemelen psikopatlık gerektiriyor. Kendimden bir tık tırsmaya başladım. Üçüncü kez oyunu bitirmeden önce geliştirme başarımlarının bazılarını almak istedim. 35.000 paramız var herhalde. Kalanını upgrade etmeye yeter ya. Bütün skill ağaçları burada upgrade. Şimdi buradan bir tane upgrade edince başarım vermesi lazım. Yes. Bir tanesini upgrade et diye başarım. Hepsini upgrade edince başarım var mı? Hepsini upgrade edince de var. Üff. Yani bu skill ağacını upgrade etmek zor değil ama şunu da unutmamak lazım. Ben New Game Plus 2'deyim. Oyunu 3. tura oynuyorum. Ve 3. turun sonundayım. Bunu şimdi yapma sebebim de 4. New Game Plus'ta Sure Ending'i alacağım. Oyunun yarısında oyunu bitireceğim. Öyle bakınca biraz zor. Bir tık zor. Ardından oyunu 3. kere bitirmeye gittim. Dede a** koyayım senin hadi. Oh be abi, bitti sonunda ya. Oo yok. Sonunda be kardeşim ya. Yemin ediyorum gerildim. Gerim oturdum yerde. İki kere kestiğim adamla uğraşıyor. Tamam, bitti mi? Rahatladık mı? Hadi öl artık. Oyunu üçüncüye bitirdim. Yes. Al. Al kelleyi, al kelleyi. Kuro neredesin lan? Kuro neredesin? Beynim yandı burada. Nerede lan bu çocuk? Kuro. Ha burada. Kuro'yu kaybettim zannettim. Give Divine Dragon Tears and Ever Blossom. Bunu da işte milleti konuşmalarına kulak kabarttık. Bize Father Belcharm diye bir şey verdiler. Gittik Hirata Estate'deki benim ikinci kestiğimde başarımı aldım. Father'ı kestiğimiz için. Ever Blossom diye bir şey aldık. Bu sefer de böyle bir sonumuz var. Bakalım bu sefer ne oluyor? İlkinde çocuğu öldürüyorduk. İkincide öbür kutsal çocuk olan kız Kuro'yu benimsiyordu. Bildiğin yani Kuro ile bir oluyordu, bütün oluyordu. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer de öldürüyor muyuz? Ama hep şey diyorlar hani çocuk ölmek zorunda değil, carçurt falan diyorlardı. Bilmiyorum bu sefer ne olacak, hiçbir fikrim yok. Benzer başladı. Yanlış sonu mu seçtim lan? Bir dakika, hayır. Yanlış sonu seçmiş olabilirim ya. Hayır, zannetmiyorum yanlış sonu seçtiğimi. Ama çok benzer gidiyor. Aha, kendimizi kesiyoruz. Ne? Ne diyorsun? Kendimizi öldürüyoruz lan bu sefer de. Oo. Headless Sekiro. Ananı s**eyim. Bu sefer de kendimizi öldürüyoruz lan. Kendimi öldürünce çocuk hayatına devam edebildi mi? Çünkü ilkinde edemedi, çünkü öldürdük. İkincide başka birisi onu özümsedi. Bu sefer biz kendimizi öldürdük. Kuro yaşayacak mı bu şekilde? Evet, bizim mezarımızı dikmişler hocam Kusami Baru ile beraber. Emma burada. Oo, reisim yaşıyor harbiden. Reisim harbiden yaşıyor. Yöntem çalışmış hocam. Lord'u yaşasın diye intihar eden Shinobi koçum benim. Purification. Purification sonuna ulaş. Yes. Oyunu üçüncüye bitirdim ya. 3. 1, 2 değil 3. Playthrough 4'e başlamak ister misin? Şimdi değil. Son 4 başarım kaldı. Daha doğrusu 5 ama bir tanesi bütün hepsini açma başarımı ya. Şu 4'teye bakalım. Sure Ending'ine al. Amacımız o. Ishinashina'yı kes. Amacım Ishinashina'yı kesersen zaten Sure Ending'ini alıyorsun. Sure'yi seçip Ishinashina'yı keseceğiz. Bu ikisi gelecek. Ishinashina'yı kesince bütün bossları kes başarımı da gelecek. Yolda da 9 level olabilirsek ki oluruz herhalde diye saldım. Height of teknik başarımını alacağız. 4. oynayışımda 9 level'e kadar çıkma ihtimalim yokmuş. O yüzden başka bir level kasma taktiğiyle 9 level kasmadan finale gitmek istemedim. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben gerizekalı olduğum için bir şey yaptım.
Bir yerde hata yapmışım. Bu 9 level istiyor ya. Ben normal bir Shura Ending playthrough'sunda 9 level kazanabilirim diye düşündüm. New Game Plus 3'te. Ama öyle olmuyormuş. Yetersiz geldi. Başka bir yöntem keşfettim. Şu anda o yöntemdeyim. Burada hani çok da hızlı bir şekilde yapılabildiğini fark ettim bunu. Bu bazen görüyor bazen görmüyor. Şimdi görmedi. Gerizekalı çünkü. Ben de gerizekalıyım. Arkasından saplayamadım. Şu görmeden bari şuradan geçelim. Şuradan geçiyorum abi. Hop şuna saplıyorum. Bu normalde görmüyor. Ben kayarak geldiğim için öyle. Şimdi şu özellik. Şu bunları köyüne gönderiyor. Ve şeyi kazandıklarımız bizde kalıyor ya. Bak mesela. Yok oldular. Bu özellik çok güzel. Şöyle şu ikisinin arasına gelip hatta. Bum. Hoşça kalın. XP'lerini alıyorum, şeylerini alıyorum. Hiç savaş yok. Savaşmadan, dövüşmeden çok rahat bir şekilde halledebiliyorum. Buraya kadar geliyorum dayı. Şunu arkadan saplıyorsun. Ardından şurada şöyle 3 kişiyi birden. Bir de şurada arkada bir tane koca olan var. Ona tabii yakalanmadan aynı. Olsun yakalanmış olduk. Sıkıntı yok. Hepsini kestikten sonra bir de en son işte hani öyle keyfi şu arkadaşı da öldürüyorum. Bu arkadaş özellikle ölmüyor. Kendisi ölümsüz olduğu için böyle öldürmeniz gerekiyor. Yani bu kadar. Köyümüze dönelim. Bu kadarcık bir run'la bayağı bir iş çıkartabiliyorum. Kaç? Yaklaşık 17.000 falan veriyor. Ama diyorum yine New Game Plus 3'teyiz yani. 4. play turumdayım. 17.000 falan veriyor işte yaklaşık. Yine 999 tane yaptık maşallah. İyi yani fena değil. Bu da artık sonucu. Başarım var. Lütfen. Teşekkür ederim. Çünkü hani bu başarımı vermese var ya. Çünkü bak hani şu ağacı fullemek ne kadar zor biliyor musunuz? Yani bütün Shinobi prostetikleri de fullemek çok zor. Her türlü New Game Plus istiyor fullemek. Hani bu ağacı fullemek New Game Plus istemiyor aslında ama yorulursunuz yani New Game Plus yapmazsanız diye düşünüyorum. Düşünsene Father Old'daki gibi şey olduğunu bunun da. Buglandığını. Kafayı yersin ya. Ardından sadece oyunu 4. son için bitirmek kaldı ve bu sefer oyunu en sonuna kadar gitmemize bile gerek yok. Peder Bey bize Lord'un mu ben mi diye sorduğunda pedere yanaştığımızda işin aşına ve oyun boyunca bize yardım eden Emma bize karşı çıkıyor ve onlarla kapışınca kalan 4 başarımı birden alıyoruz ve gayet keyifli bir fight'tı. İki kere soruyormuş lan harbiden. Vay amına. İki kere soruyormuş bir de kral. Şu an biz pederciyiz. Pedere okeyiz yani. Peder ne derse o dedik. Emma. Tabii Lord Crow'ya yamuk yaptığımız için Emma geldi. Emma fena. Hallet bunları çekti bize babam. Parçalarını ayır onu dedi. Okey, Emma ile kapışacağız. Sonra işin aşina ile. Hadi bakalım. Bu nasıl bir boss ya Emma? Emma the Gentle Blade. Ananı yakalayıp künde yapıyor. Ardından çok şık bir saldırısı var. Emma bir saniye dursana ya. Benim yeni aldığım bir şey var biliyor musun? Dur bir dakika. Vuhu! Malenya oldum lan. Ne koyayım? Ha okey. Emma'yı birazcık çözmüş olabiliriz. Çok şık hareketlerim var. Mikiri counter'lık hareketin de var. Çok hoş. Ve şunun karşısında çok durabilecek bir adam bilmiyorum ya. Belki ben dururum yani. Hoşça kal Emma. Emma keyifli bir fightmiş ya. Şimdi işin aşına gelecek işte. Yaşlı reis. Sword Said işin başka bu bayağı usta bir işin adam. Hani ne videolarını gördüm bunun yani. Hacı oyunu 3 kere bitirdim 4. oynuyorum. Hani elim o kadar alışık ki şu anda oyundaki şeylere. Bu arada kollarım yanıyor. Kollarım yanıyor bildiğiniz kollarım yanıyor. Yaklaşık 10 saattir aralıksız oynadığım için muhtemelen. Kollarım yanıyor bir güzel yani. Bilek kaslarım şu an çok fena. Şu fight'a hiç olmayacağım kadar hazırım. Bugün bitecek bitecek bitmezse yarın bitiririz de. Bugün biter yani inşallah. Hiç bilmiyorum bu boss'u. Reisimdeki kılıca baksana. 3 metre kılıcı var ya. Peki Sword Saint işin gibi mi acaba? İki şey. Tamam aynı hareketler. Aynı hareketleri var. Hareketleri aynı lan bunun. Bir dakika. Hareketlerin aynı. Hareketleri gerçekten aynı. Sadece birazcık daha
ustaca yapıyor yani. Bekliyor yaparken. Bak tak. Tak. Aynı. Bir güzel aynı hareketleri. Bak şu mesela birebir. Mikire. Oha. Aynı boss lan. Aynı boss'la kapışıyoruz. Bu da Emma gibi yakalama hareketi var. Yakalatma kendine. Olsun, yakalanacağını olduğunu da görmüş olduk. Ağzımıza sıçıyor, ne olacak bugün? İşin hadi. Tak. Kanka o ne biçim bir kaçma? Siktir git ya. Mikire. Tak. Yas. Yattı. İlk fazını yatırdım. Tamam, köyüne. Şimdi ilk fazı bu. Ne oluyor? A**ına koyayım. Aaa! Abi yapma, abidir. Abidir, sen nesin a**ına koyayım? What the fuck is this move? Kanka adamı s**le... Aaa! Adam benim eşofborumu s**le takmadı. Eşofbor diyorum, kombat artımı s**le takmadı. Bak. Umursamıyor. Ey, ikinci fazı apayrı bir depresyondan bu adamın. Fighting Cowboy diye bir dayı var, bilenler bilir. O dayıyı izledim be. Çok iyi birkaç tane taktik öğrendim. İşinin ikinci fazı için özellikle. Böyle yanına geçip iki tane çimonca kafasına. Şık şık. İyi engelledim. Tak. O orada onunla uğraşırken geçip arkasına vuracaksın işte ya. Hani hop. Bu hareketten daha çok yap. Ben seni çözdüm koçum. Öyle de demeyelim de. Adam direkt ağzımıza sıçıyorum. Bildin değil mi hangi hareket olduğunu? Yes! Kaç arkasına. Yes, helalim var. A**a koyayım, nasıl yedin onu? Adam iki tane içimoncu yapmıyordu, o yüzden yedik bu arada. Bekle. Vur bakalım, vur. Tak. 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 A**a koyayım seni. İyi. Çok yanlış oynamış olmama rağmen şanslıyım en azından. Abi bitti. Hiç ölmedim dahi lan. Aha bitti. Nasıl bitti? Vuhuu! Yes! Evet dayı. Aa! Yes! Man without equal ve işin aşina. Bütün bossları kes başarımı ve işin aşinayı öldür başarımı. Oh be abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Man without equal çıkmayacak ya da işin aşinanın başarımı çıkmayacak diye o kadar götüm tutuştu ki. Bir kere bir boss'u dövüp şeyini alamadım. İkincide dövdüğümde aldım ya. Buraya bir daha gelip bu adamla bir daha kapışmak falan. Hani hayal ürünü geliyor şu anda. Of, iki başarım birden. Yes! Ben 3 gündür yemiyorum, içmiyorum. Sekir oynuyorum. Hani ilk play turunun sonlarına geldim. Son boss'una geldim. Dedim dur bir yarın devam ederim. Yarın oldu. Bir oturdum başına. Final boss'u kestim. Ardından oyunu bitirdim. Ardından oyunu bir daha bitirmek üzereyken saldım. Bugün girdim. Oyunu bir daha bitirdim. Şimdi geldim. Bir de şuur olarak bitiriyorum. Hani yemiyorum, içmiyorum. Son 3 gündür Sekiro oynuyorum ben. Hani abi o kadar keyifli bir yolculuktu ki Allah kahretsin. Of. More games like this please. Daha çok böyle oyun görmek istiyorum. Ne olur. Babayı da öldürüyor. Ne? Bunu beklemiyordum. Babayı niye öldürüyorsun? Shura, evet. De Shura'nın ne olduğunu bir bilsem şu an o kadar heyecanlanırdım ki. Ama yine de... Ya bu şey mi? Fuck everything sonu herhalde bu. Her şeyi s**eyim. Her şeyi ama. Lord'umu ayrı, onun işte waifu'yu ayrı, babayı ayrı. A**a koyayım hepsinin. Babasının da kılıcını aldı. O kılıcı istiyordum zaten, iyi oldu aldı. Aynen babasının kılıcı. Babasının da kılıcını aldı çünkü 3 kılıcımız oldu bak. Bir de yanıyoruz cayır cayır, hayırdır. Kuro'yu da öldüreceksin mi peki? Lord'u öldüreceksin mi peki? Shura Ending ve Sekiro.
Bütün başarımları al. Başarımı. Hani Sekiro Yazano. Ve Shura Ending ile oyunu bitir. Of, kaç saat oynadım lan ben bu oyunu? Kaç saat oynadım ben bu oyunu tam olarak? Hayır, New Games Plus yapmak istemiyorum bir daha. Load Game. Abi 42 saat oynamışım ya. Şu az önce son gördüğünüz şeyi. 42,5 saat daha doğrusu. Ne yaptım? Oyunu 4 kere bitirdim. Bütün sonları aldım. 4 farklı son için 4 kere oynadım oyunu. Bütün bossları kestim. Her şeye... Abi çok manyaktı ya. Bak bunlar da öbürleri. Bunlar da işte ilk oynayışlarım. Cartlar, curtlar falan. Bunların hepsi eski zaten. Bak 2022, 2022, 23. Hey. Velhasıl çok güzel bir oyundu ya. Hemen bunu kurdelen burada. Hemen bunu profilimi görüntülü aynen. Hemen bunu GTA 4 siktir git. Vitrini düzenle. Hemen bunu şuraya koyalım, artistik olsun. Bunun yerine Sekiro koy kardeşim. Aynen. Kardeş dursunlar orada Sekiro ile Elden Ring. Yes. Çok iyi oyun ya. Oğlum çok iyi oyun ya. Yıllar sonra sıfırdan başlayıp koşa koşa Sekiro oynamak muazzam bir macera oldu. Bu şekilde daha önce oynadığım oyunlar için de videolar yapmayı planlıyorum. Ama bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.